buradan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz sezonundayız. Herkes tatillerini yapıyor, tatillere gidiyor, geliyor falan. Kimse bu hobiyle şu anda uğraşmıyor. Yani onlara vakit ayırmıyor. İşte elinde olanlar sattı, işte akvaryumları boşalttı. Tatilden geldikten sonra işte kışa doğru herkes akvaryumları yeniden kuracaklar. Ben de tatilimi yaptım ve tatilden dönüşte de Ankara'ya geldim. Ankara'dan da geri İstanbul'a gittim. Kendim görerek, kendim tek tek seçerek de güzel türler getirdim arkadaşlar. Umarım herkes beğenir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Gerçekten bu hobiyi çok samimi söylüyorum. Seviyorsanız bu hobiyi yaparsanız, yani yapabilirsiniz. Eğer sevmezseniz bu hobiyi yapamazsınız arkadaşlar. Valla ben de hem sevdiğim için hem de kendim direkt gidip gözümle görerek arkadaşlar aldım. İstanbul'a gittim, avcılara gittim arkadaşlar. Valla İstanbul nasıl diye sorarsanız arkadaşlar çok kalabalık ve çok da araba trafiği yoğun olan bir şehir. Yani gerçekten İstanbul'a çıkınca dedim ki dünya varmış dedim yani. Ondan sonra ve Ankara'nın gözünü seveyim. Vallahi hakikaten Türkiye'nin tam ortası ve başkent. İstanbul evet güzel, büyük bir şehir ama arkadaşlar hakikaten yaşanacak gibi değil yani. Aşırı kalabalık, aşırı trafik, yani Ankara'daki trafik gibi değil. Vallahi bilmiyorum, Allah oradakiler yardım etsin. Arkadaşlar çok güzel türler getirdim. Birkaç ismini unuttum valla şimdi video çekerken ama yapacak bir şey yok. Onları da ismini yazabilsem yazacağım. Çöpçüler getirdim. Yine çöpçüler getirdim arkadaşlar. Lepses gruplarından birkaç gruplar getirdik. Meleklerden getirdim. Onları şimdi size tek tek göstermeye çalışacağım. Tabii bazı balıklarını da açarken videolarını çektim. Net göremezseniz de onları videolar balıkların gösterirken de yanına videolarını da koyacağım arkadaşlar. Videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi sizlere tek tek yeni gelen türleri göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir şekilde gösteririm diye umut ediyorum. Gösteremesem de zaten videonun yanına da onları videolarını koyacağım arkadaşlar. Hani ekstra göstereceğim onları da. Daha nereden başlasak? Meleklerden başlayalım arkadaşlar. Çok güzel tri color, Bulgari green ve ardından da yarasa, pinio yarasalar geldi arkadaşlar. Getirdim daha doğrusu. Hepsinin boyları ortalama birbirlerine yakın. Yani oradakileri tek tek seçmemek amaç şu, en iyilerini seçmeye çalıştım. Tri color getirdim arkadaşlar. Tül düz karışık olarak getirdim. Ondan sonra Bulgari'nin green'lerden getirdim. Bir de şu arkadaki görmüş olduğunuz açık renkli siyah gibi olan pineo, yarasa pineo ve koyu pineolardan onlardan da ilave ettim arkadaşlar. Melek grupları burada bu şekilde. Ondan sonra çöpçülere geçelim. Şöyle biraz daha göstereyim arkadaşlar. Şunu hemen söyleyeyim. Balıklarla ilgili bilgi almak için arkadaşlar zaten her zaman söylüyorum. Sola ve sağa bırakmış olduğum şeylerden, sayfalardan bana ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle de gösterebilirim. Bu Facebook sayfam. Bu da Instagram sayfam arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Arkadaşlar burada çok güzel. Hakikaten güzel yani. Efsane. Şöyle bir gösterelim. Short fin kılıçlar var arkadaşlar. Ya bunları da gerçekten tek tek seçip de sağ olsun arkadaşlar beni kırmadı. Tek tek seçip arkadaşlar yakaladım vallahi. Ondan sonra burada da yani diş erkek nedir bilmiyorum ama tabi bunlar da bazen hani dişiden erkeğe, erkekten dişiye de dönme gibi şey yani cinsiyet değişimi oluyor arkadaşlar. Bunlarda da arkadaşlar kusura bakmayın bir anda şimdi birisi aradı ama ben de onu meşgul aldım. Arkadaşlar dediğim gibi burada short fin albino kılıçlarımız var. Çoğunluğu arka kuyrukları düz, üst yüzgeçleri short fin dediğimiz köpek balığı sırtı gibi olan sivri olanlardan arkadaşlar bunlar. Tabii ben bunları Facebook Instagram'da paylaştım ama inşallah video yayınladıktan sonra sahiplenmeden sizleri de görmüş olursunuz tekrar. Dilen arkadaşlar da bana ulaşabilir arkadaşlar. Biraz yoğunum, yol yorgunluğu var arkadaşlar. Hemen de hani akvaryuma koyduğum video çekeyim. Çekmek istedim. Hani siz de görün diye.
Ondan sonra durum burada bu şekilde. Toplam vallahi bir listeye bakmam lazım ama 20 tane mi 15 tane yakın falan var arkadaşlar. Gerçekten formları falan güzel. Yani hakikaten. Şöyle odaklasa. Evet. Durum burada bu şekilde arkadaşlar. Burada da kaç adet? 20 adet arkadaşlar. Damızlık, similis, koridoras, çöpçüler var arkadaşlar. 20 adet damızlık. Yavru veren bunları da aldım arkadaşlar. 20 adet. Bunlar da çok güzel. Düşünen arkadaşlar dediğim gibi yazabilirler. Muhtemelen şurada yumurtlamışlar. Su değişimi oldu ya arkadaşlar ani. 20 adet similis, koridoras çöpçülerimiz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar burada da çok güzel bir kan. Big dorsal. Yani gerçekten yani yakından da görmeniz lazım. Dişilerde yarıya kadar kırmızı. Üst kuyruklarında da uzunluk var arkadaşlar dişilerde. Bunları tek tek seçtim. Bunların 5 takım getirdim arkadaşlar. Bir de bunların yavrularından olan 10 takım da onlardan getirdim. Aynı şekilde. Bunlar da çok güzel. Big dorsal. Damızlık arkadaşlar. Tam jumbo damızlık değiller ama damızlıklar yani. Bunlar da çok güzel. Tabii ben bunları paylaşıyorum. Yan tarafa da şöyle ekranın yan tarafına da videolarını da koymaya çalışacağım unutmazsam. Ondan sonra yine burada damızlık hatları olanlar var arkadaşlar. Aynı kandan. Damızlık hatları olanlar var arkadaşlar. 10 takım da burada var. Tabii birkaç kişi yazdı ama daha net bir şey söylemediler. Onlarla ilgili de hani bir şey diyemiyorum ama bakacağız artık. Damızlık hatları onlardan da var arkadaşlar. Bunlar benim transkinetikler zaten. Anaçlar, diş erkek ayrım olanlar. Arkadaşlar burada da koyu kılıçlar var. İki tanesi mi ne? Bir tanesi herhalde şey ay kılıç. Ay koyu kılıç. Diğerleri düz. Bunlar tek tek seçtim. Yani vücutlarında leke yok. %100 diyebilirim yani öyle söyleyeyim. Bundan da kaç tane almıştık? 15 tane falan var herhalde ya. Bunlardan da 15 tane falan var arkadaşlar. Öyle biliyorum. Yani listeye bakmam lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Toplu verecek bunlar. Bilginiz olsun. Üretim yapmak isteyen arkadaşlar buradan da kendilerini işte yavru üretip koloni molini çıkartabilir arkadaşlar. Burada da metal bilek sinekin ribbon. 2 tane dişisi ribbon arkadaşlar. 2 tane ya da 3 tane dişisi ribbon. Diğerleri düz metal bilek sinekin arkadaşlar. Onlar da çok güzel. Bunların da videolarını koymaya çalışacağım. Işıklar çok yanıltıyor arkadaşlar. Emin olun bundan. Yanıltıyor bayağı. Abi çok sıcaklar vallahi ya. Evet buraya geçelim. Burada metal bitler var demiştik. Arkadaşlar burada da Adolfi koriduraslar var. 19 tane var. Bir tanesi o da gelirken poşette sıkışmış. O da ölmüş. Yapacak bir şey yok. Burada da damızlık hatları 4 dişi çıkartabildik anca. Yeni verilmiş. 4 dişi 5 erkek var. Tabi 4'e 4 olarak verilecek. Bilginiz olsun. Yine burada Adolfi'ler. Şöyle 19 tane var arkadaşlar. Altta da albino astronotlar var arkadaşlar. Bunlardan da getirdim. Daha 15 tane 14 tane falan var. 5 santim 6 santim boylarında. Bir de şurada var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de arkadaşlar çok soranlar vardı. Albino tür melek diye. Albino parabi yani albino tür melek diye. Vallahi elinde olanların hepsini aldım. Ya bu gövdeleri 25 kuruş 50 kuruşa yakın 1 TL demiyorum bakın arkadaşlar. Düşünen arkadaşlar olursa da onlara da yardımcı olurum. Albino melek. Şöyle. Yani albino parabiya diye de geçiyor. Albino tül melek diye de geçiyor. Bunlar da burada. Şimdi diğer gruplara geçelim arkadaşlar. Ya şunlar arkadaşlar şöyle çekmeden öbür tarafa geçemeyeceğim. Ya çok güzeller ya valla. Çok güzel görselleri var. Yani hakikaten de güzellerini seçmişim. Arkadaşlar hani biraz mevlaları yüksek olduğu için hani belli bir adette alabiliyorsunuz. Hani o yüzden bir de seçiyorsunuz. Bunlar da var. Valla işte kaç tane 15 tane falan aldım herhalde. Şu videoyu durdurun arkadaşlar. Burada zaten olanlar bu kadar. Çok güzel.
Buraya da hemen göstereyim arkadaşlar hızlıca. Burada sarbayı var. Sarbayı seninle ulaşabilirler. Oraç Venezuela'lara takviye yaptık. Onlardan da aldık arkadaşlar. Burada 2-3 erkek şey o takviye yaptım. Dişler bende vardı arkadaşlar. Ondan normal. Victor Sam değildi arkadaşlar dişler. O farklı bir sesler. Yine burada panda türler var arkadaşlar. Panda tür korduraslar var. Şöyle net görün diye. Burada panda türler var. Burada da Napuensis korduraslar var arkadaşlar. Napuensis korduraslar var. Bunlarla dileyen arkadaşlar ulaşabilirler. Burada da Rainbow ve Transgenetik tetra grupları var arkadaşlar. Bu gövdeleri işte 1-25 kuruş gövde boylarında transgenetikler. Şehir dışı gönderimi yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Abi terledim vallahi ya. Hemen ışığımızı alalım. Çarpılmadan. Evet. Gelelim. Yeni F0 balıklarımıza. Arkadaşlar bunlar F0 olarak söylendi. Hani hangi yurt dışı bilmiyorum ama oranın ithalatından gelen F0 Melinli koridorası arkadaşlar. Melinli diye geçiyor. Damızlık toplam 14 adet var bunlardan da. Bunlarla ilgili de bilgi almak isteyenler bana da ulaşabilirler. Formları falan gayet güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Adaptasyon süreci atlatılmış bir canlılar. Yem falan da yediler arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi Turbofax'te biraz sıkıntımız olduğu için bu aralar onlardan da şu an bulamıyoruz yani. Bulamıyorum da. Sormadım yer kalmadı. Bunlar Melini koridorası arkadaşlar. Çok görseler falan çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Yine burada bizim panda tül çöpçülerimiz var arkadaşlar. Panda tül. Evet burada da Green Lazer ve Gold Lazer'ler var arkadaşlar. Damızlık boy. Yani 4 santim varlar. Tabi ona da ben videosu çekeceğim. Ya şu anda yakından görürseniz 10 numara. Şöyle olmadı. Bundan da arkadaşlar toplam 7 adet var. Yani 3 tanesi ya da 4 tanesi gold, diğerleri green ya da tam tersi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta şöyle. Ha bundan da videosunu hemen koyarım ekranın köşesine arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada da onlar o şekilde. Yani yumurta bırakıyorlarmış. Hep oradaki damızdan hepsini aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine şöyle göstereyim burayı da. Melinli damızlıklar. Similisimiz var. Melinli var. Pikmeler de var. Onları da göstereceğim. İnşallah gösterebilirim. Arkadaşlar burada da 5'e 5 herkes soruyordu. Ondan da getirdim. 5'e 5 red mozaik filkulaklar var arkadaşlar. Damızlık atları. 5'e 5 fil kulak, red mozaik, lepisesler var arkadaşlar. Ya bunlar toplu verecek. Bir takım falan verilmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha damızlık atları, fil kulakları bilginiz olsun. Ha şey var bir de. Arkadaşlar ismini vallahi bir unuttum. Apistogramma gruplarından. Ya şunu bilmiyorum. Burada iki tane var arkadaşlar. Boylar 3 santim falan. Arkadaşım sağ olsun seçti. Yani %75 şeklinde ibaresi kullandı. Hani dedi ki %75 dişi erkek olarak ayırdım dedi. Hani seçtim dedi. Panorama mı öyle bir şey yani. Kakudu mu? Yok kakudu değil ya. Apistogramma panorama mı? Öyle bir şey arkadaşlar. Ben onu yazarım birazdan. Yani şey birazdan diyorum ya. Video yazarım arkadaşlar. Vallahi kafam hep karıştı. Burada da yine Apistogramma agassizi diye geçiyor herhalde. Yani inşallah yanlış söylemiyorumdur. Tabii ben doğrudan yazacağım buraya arkadaşlar. Bunların boyları da 2,5-2 santim. Buradan da 10 tane var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da bana ulaşabilirlerse onlara da yardımcı olurum. Sıra geldi. Şu aşağı inşallah şeyleri, pikmeleri size gösterebilirim. Evet, pikmeler hemen hemen gözüküyor gibi. Arkadaşlar pikmelerden de 10 adet yok ne o da 10 adet ya 20 adet var arkadaşlar pikme. Arka taraflar ışığı açınca hepsi fıstı yani. Pikmemiz var arkadaşlar 20 adet pikme var.
Öyle biliyorum. Yine bilekleri de bilek Venezuela çöpçeleri var arkadaşlar. Yine ister olsa da yavrudan şu anda büyüyen egzotik dediğim pintail platiler var arkadaşlar. Şöyle renkleri. Cam göz pintail platili. İşte ne bileyim dalmatçalı, Mickey Mouse falan deniyoruz arkadaşlar. Onlardan falan var işte. Bunlardan var. Yani boyları 2 santim, 2,5 santim seçerim. Bir de arkadaşlar benim ayırdığım, benim tek tek seçtiğim boyları 2 santim olan tahmini düz kırmızılar. Ya tabii içinde şöyle bir iki tane kaşanlar var ama burada da yine 2 santim olanlardan da var arkadaşlar pintail'dir. Şöyle. Kuyruklarını inşallah net bir şekilde görebiliyorsunuz uzantılarını. Bunlar var. Tabii yine arkadaşlar burada da olmazsa olmaz neonlarımız var. Bilginiz olsun. Vallahi bir 100'den fazla var. Onlar neredeyse damızlık oldular. Şuraya yetişir mi kablomuz? Arkadaşlar burada benim damızlık gruplarım, yani genç ve tam damızlık olarak karışık grubum var. Dileyen olursa buradan da damızlık kolonimi de komple de verebilirim. Çünkü alttan gelenler var. Altta da yavrularımız da var arkadaşlar. Şöyle görün. Bu şekilde. Şöyle. Pintail, Plati, Exotic diye geçiyor arkadaşlar. Patlarımız güzel. Bunlarla ilgili de bana ulaşırsanız yardımcı olurum. Arkadaşlar elimden geldikçe sizlere göstermeye çalıştım. Neler olduğunu. İşte albino koyu kılıçlar. Gerek short fin kırmızı kılıçlar. Ondan sonra gerek big dorsal uzun olan furretler. Gerek similis çöpçü, gerek melini çöpçüler. Onları da size göstermeye çalıştım. Aklıma gelenler bunlar. Ha, bu da bizim karides tankımız. Red Masura. Umarım bu da güzel olmuştur. Bunları da arkadaşlar İstanbul'dan aldım. Şunları bir pet shop'tan aldım. Bir de şu vatoz küpünü aldım. Ondan sonra toplam hepsini 100 TL verdim. Ha, ne kadara geldi bilmiyorum. Arkadaşın dükkanıymış. Uğramıştık oraya. Arkadaşlar benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Biraz yorgundum. Onun da vermiş olduğu bir yorgunluktan tam net anlatamamış da olabilirim. Hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Elimden geldikçe yapmış olduğunuz yorumlara seviyeli bir şekilde cevap vermeye anında çalışıyorum. Gün içinde de verebiliyorum cevap. Hiç sıkıntı değil. Demiş olduğum gibi sol ve sağ bırakmış olduğum adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Exile star is a king Purushottam Bhagoria director Rajesh Chimmapura Yeri chori no to meri shaadi ko diyaayo teri baabi ko no to meri shaadi ko diyaayo teri baabi ko no to meri shaadi ko acha छोरी नो तो मेरी शादी को दिया यो तेरी भाभी को नो तो मेरी शादी को तेरी राजगी मेंदी हाथन में थर सपना आवे रातन में राजगी मेंदी हाथन में थर सपना आवे रातन में राजगी मेंदी हाथन में अरे रे 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 रे
नाचेगी मेहंदी हाथन में थर सपना आवे रातन में रातेगी मेहंदी हाथन में क्या तेरी मर मोल्या सा मोड़ा थी पड़तू होती मारा जोड़ा की मर मोल्या सा मोड़ा थी पड़तू होती मारा जोड़ा की मर मोल्या सा मोड़ा की अच्छा मर मोल्या सा मोड़ा थी पड़तू होती मारा जोड़ा की मर मोल्या सा मोड़ा की